Herkese selamlar. Ben Beyhan Kadayıfçı. Bugün yine sizlere çay saati için yapabileceğiniz çok güzel, çok lezzetli, içi böyle dolu dolu bir kurabiye tarifim olacak. Hemen vakit kaybetmeden malzemeleri sayalım. Pudra şekeri, tereyağı, yumurta, kabartma tozu, vanilya, una ihtiyacımız var. İç olarak da ceviz, üzüm, damla çikolata, incir ve kayısı. İlk olarak şöyle pudra şekerini ekliyorum. Hemen yumurtasını ekliyorum ve tereyağını. Tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıyorum. Ondan sonra yine ölçülü olarak un ilavesi ve kabartma tozu vanilyasını ekleyeceğim. Pratik bir kurabiye, iç malzemesi dolu dolu. Kurabiyenin adı da zaten dolu dolu. İstediğiniz malzemeleri çıkartıp ekleyebilirsiniz. Ölçülü olarak yine şöyle yavaş yavaş un ekliyorum. Yumuşak kıvamlı böyle bir hamur elde edeceğiz. Hemen kabartma tozu ve vanilyasını ekliyorum. Şimdi tekrardan un ilavesi yapıyorum. Kurabiye hamurum artık oldu. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. Şimdi hemen bunu kenara alıyorum ve iç harcı için böyle bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Küçük küçük doğradık bunları. İncir var. Ondan sonra kayısımı ekliyorum. Bunu da böyle küçük küçük doğradım. Hemen üzüm geliyor. Oldukça lezzetli bir kurabiye. Ceviz, şurada bütün var, onu alıyorum. Ve çikolata. Bunları güzelce karıştıralım. Kurabiyemizin içine eklerken hepsinden böyle eşit eşit gelsin diye. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen kurabiyenin şeklini vereceğiz. Hemen şurada hepimizin evlerinde vardır aşağı yukarı limon sıkacağı. Şuradan hemen streçimi alıyorum. Şöyle küçük bir parçada streçe ihtiyacım var çünkü yapışmasın diye. Şöyle içine koyuyorum. Güzelce ortasına doğru. Şimdi kurabiyemden şöyle bir parça yaklaşık yumurta büyüklüğünde. Şöyle parmağımla güzelce oyuyorum. Eşit bir şekilde olmasını sağlıyorum. Harçla dolduracağız. Şimdi yine az böyle küçük bir parça alıyorum. Şöyle üzerine kapak yapıyorum. Bunu da parmağımla güzelce düzlüyorum. Şimdi hemen şöyle kalıptan çıkartıyorum ve ortaya çok güzel bir şekil çıkmış oluyor. Gerçekten harika duruyor. İlk kurabiyeyi hazırladım ama ben size bir şekil daha göstermek istiyorum. Hemen şuradan yağlı kağıdımı alıyorum. Yine burada şöyle küçük bir yağlı kağıda ihtiyacım var. Yine aynı şekilde bir beze alıyorum. Şöyle elimle. Yağlı kağıdın üstüne koyuyorum. Ve yine iç harçtan koyuyoruz içine. Şimdi bunu da yağlı kağıt yardımıyla şöyle elimizle kapatarak şekil veriyoruz. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz tabii ki. Maksat değişik şekiller de ortaya çıkartmak. Elinizde yumarlayıp da yapabilirsiniz ama şu şekil görüntü olarak çok güzel duruyor. Elimle hemen düzlüyorum. Böyle bir görüntü. Şimdi ben bütün hamurlara böyle şekiller vererek kurabiyelerimi hazırlıyorum. Kurabiyelerimin hepsine çok güzel bir şekilde şeklini verdim. Şimdi artık önceden ısıtılmış 175 derece fırına gönderiyorum. Kurabiyelerimiz pişti. Çok güzel kokular geliyor. Şimdi üzerine ben şöyle biraz daha pudra şekeri serpmek istiyorum. Ve içini açıp bir de göstermek istiyorum. Katmanlarını, içindeki lezzeti. Gerçekten harika duruyor.
kokusu muhteşem, tadı da eminim öyledir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Siz de diğer tariflerimize ulaşmak isterseniz Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde de görüşmek üzere. Hoşça kalın.